Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Kış ayının gelmesiyle birlikte geçen hafta bir gelincik saldırısına maruz kalmıştık. Şimdi bu akşam gelincikte görmüş olduğunuz gibi kazı son dakika kurtardık. Sansar arkadaşlar. Sansar saldırısına maruz kaldı kazımız. Şöyle yakın göstereyim. Ama son dakikayla bizim Duman, Tommy, akabinde arkadaşlar Garip orada kazı az daha bizim anaç erkek kazımız arkadaşlar alır ama köpeklerimiz uyanık davrandığı için de kurtardık. Şimdi birazdan fare avı yapacağız. Bir yandan da o Sansar'ı arayacağım. Bakalım inşallah buluruz arkadaşlar. Kazımızda ölümcül bir yara yok ama eğer köpekler müdahale etmeseydi arkadaşlar şu an kaz yoktu. Böyle de bir durum. Burası böyle bir hayat arkadaşlar bu kümes. Arkadaşlar ördekler de bu yakaya gelmiş çoğu. Beş kümesine baktım. 60 civarı 5 yok. Çok ciddi rakam. Tabi sabaha bekleyeceğiz. Tüm ağaçlara baktım ama göremedim. Belki buralardadır. Bakacağız arkadaşlar. Birazdan farelere bakacağız. Ama kış kendini hissettirmeye başladı. Onu söyleyeyim. Ördekler bu tarafa atmış kendilerini. Evet, sarı ördek de orada. Hint asker ördeği, evet, orada. Gece arkadaşlar artık tehlike sinyalleri çalıyor. Dediğim gibi bayağı bir beç eksik. Tamam Serdar. Öbür tarafa da gitmek istemiyorlar. Bayağı bir beç eksik. O beçleri arkadaşlar inşallah sabah bir ağaçtalardır çıkarlar. Bakacağız. Gerçekten şu anda moral, motivasyon olarak canım çok sıkkın. Şimdi fare avına geçeceğim. Biraz daha beş aladıktan sonra. Arkadaşlar Serdar'la birlikteyiz. Bu arka tarafa da beçlere baktık. Ağaçlarda hiçbir ses yok. Abartmıyorum. 50-60 tane beç yok şu anda. Yani bakacağız. İnşallah sabah çıkar dediğim gibi. Bu ne? Ördeklerde de arkadaşlar tam rakam yok. Büyük ihtimal ırmakta bir bölüm. Ona artık ırmağa girip bakamayız. Yarın cumartesi pazar beçleri olmadı arkadaşlar. Kümeslere böleceğim. Beçleri şey yapacağız. Kapatacağız arkadaşlar. Yarın eğer o grup Allah'tan bir şey olmazsa çıkarsa 60-70'li grup bütün beçleri kapatıyorum. Ne kadar masraf olursa olsun beşleri kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fareler yine kol geziyor. Serdar gel. Dur bakayım. Ben sana söyleyeyim bir dakika. Vurayım. Dur benim arkamdan gel, bekle. O tarafa geçti. Tamam, tam o arkada. Var mı bir şey oralarda? Serdar. Serdar. Efendim? Ben konuşurken ses ver daha bana. Buradayım. Var mı bir şey? Yok. Tamam, diğer kümese geçiyoruz. Sen oradan geliyorsun, bekle. Ben bakacağım. Tamam, gel buraya. Bırak onu vurduğunu, gel. Diğer tarafa geçti. Öldürdün, nerede? Bulacağım onu şimdi daha buralarda. O ördeğe ne olmuş ayağına? Topal değil işte, onlara da hep bir şeyler saldırıyor işte bu hayvanlara. Dur bekle. Abi öyle vurma olmaz, ben sana söyleyeyim. Ben vurayım mı? Vur. He? Vur abi.
Abi bak, iyice yaklaştır. İyice yaklaştır. Dur, dur, bekle bir dakika. Bir dakika bekle, dur. Bekle. Yaklaştır, yaklaştır. Zank diye yapıştıracağım. Yaklaştır. Hadi oğlum. Vurdun galiba. Vuramadın mı? Vurdum da. Arkası boş olduğu için düştü abi. Gitti. Ay nasıl ya. Benim yarın çok işim var ya. Vallahi depo dolacak. Sayı alınacak. Hey gidi. Beçler bulunacak. Dur. Yavaş aç. Aç kapıyı. Ben gözüne tutuyorum şu anda. Tutuyorum ben. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Gel dur, bekle şimdi sen burada. Sen bekle. 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 Serdar. Aa gitti. Yok. Gel. Bak. O mızrağı kullanacaksın. Tamam mı? Dur. Aha. Dur. Kullanabilecek misin onu? Dur bakayım. Serdar. Yapamazsan ben yapayım. Kamerayı tut. Görünüyor değil mi? Geç. Nerede? Ha. Deliğe girdi. Küçük de olsa. Aha bak. Öbür tarafa kaçtı. Aha bak. Gitti arkaya. Gitti. Kafaya ne olmuş ya? Neyse bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi. Burada. Bunlar kimin yumurtası? Tabii. Seksler burada arkadaşlar ama bu ana horoz. Bu da alttan yetişen horoz. Bunlar da tavuklar arkadaşlar. Arkadaşlar Isabel Ligorinler. Yani odalar sıcak. Bakalım bizim yavru çıkartmış mı? Maşallah. Ne güzel şeyler çıkmış. Ama çok da çıkmayan var. Parçalı da çıkmış. Dünyaya merhaba diyen yavru. Evet arkadaşlar. Ama tabii çıkmayanlar da var. Çıkarlar. Yarın bakacağız arkadaşlar. Bu da benim müdahalemle çıktı. Yarın da güzelsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok olmasa da çıkanlar var arkadaşlarım. Erkek burada. Evet. Hmm.
Hintlerin olduğu yerdeyiz. Burada Gurka gelen bir tavuk var büyük ihtimal. Bu Gurka gelmiş. Burada var mı kızım, altında var. Ver onu. Hop, elimi ısırdı. Onları alıyoruz, yumurtaları. Dur bakayım, dur. Başka var mı? Of, daldı elime. Onu Gurka getirmeyeceğiz. Kokoların buradayız. Arkadaşlar, cüce koşinler bu şekilde yatıyor. Şunun altında yumurta var mı ona bakacağım. Durun bakayım çocuklar. Yok. Daha tünemeyi öğrenemediler. Yatsınlar bakalım. Arkadaşlar, odaların içleri sıcak yani, onu söyleyeyim. Rüzgar, ceyran yok. Biz peşlerin yanındayız. Vay 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 vay. Olmayacak iş olmuş dostlar. İspençler görmüş olduğunuz gibi kavga etmişler. Vallahi olacak iş değil ya. Nazara geldik ya. Küçük yavrular orada. Bunlar da kavga etmişler. Yumurta da var. Onu da alalım. Arkadaşlar, Silver Brakeller'in odasındayız. Burada yumurta her zamanki gibi 3 tane zaten mevcut. Hemen onları alıyoruz. Mükemmel yumurtacı tavuklar arkadaşlar. Hepsi buradalar. Son kümesimizdeyiz. Burada da lekanveller ve beyaz intlerimiz var. Burada yumurta var mı ona bakalım. Evet arkadaşlar, var. Laken yumurtamız. Hemen onu da alalım. Evet. Fare avı yapalım derken bol bol yumurta topladık. Yani ama yarın güzel bir elden geçirmem lazım tüm hayvanları. Bir bakmam lazım gerçekten. Beçler neredeler? Onun dışında bakın, şimdi size ne göstereceğim. Evet arkadaşlar, yavruları da anneleriyle saldım. Bak şuna bak. Yaramazlar ya. Leydi arkadaşlar orada büyük ihtimal. O da fareye saldırıyor. Bu arkadaki haftaya cuma gidecek. İkisi kalacak arkadaşlar. Sakız burada arkadaşlar. Aynı annesi. Sakız. Dışarıda arkadaşlar ördek yavrusu kalmış. Bakın bir tane çıkmış. Serdar, onu koyar mısın? Serdar olmasa arkadaşlar ben bu akşam çok zorlanırdım. Oo, garip arkayı parçalıyor valla. Orayı kapattı. Lady de bir şeyler peşinde kızıyla birlikte. Garibe bakalım ne yaptığını görelim arkadaşlar. Garip de burada. Hani garip? Hani kızım? Aferin garibe, aferin. Garip, parçaladın buraları oğlum. Hep parçaladın ya. Vallahi billahi. Ama hepsini, bu farelerin hepsine ders vereceğim. Vereceğim yani. Garip. Hani, hani kızım? Hani kızım? Hani? Hani göster, hani? Nerede kızım? Hani kızım? Hadi kızım, hadi. Hadi bul, hadi bul. Hadi. Bak, bunun altında burayı gösteriyor. Bak, görüyor musun? Onu bir kaldır bakayım, bir şey çıkacak mı? Hadi garip.
Dur. Yok. Sal geri, sal. Sal, sal, sal. Araba. Var mı? Nasıl gördün? Şuradan atlayacaktı, geri girdi içeri. Vallahi. Aa, orada. Hadi garip. Garip. Alttan bir vursana şöyle. Tamam, in abi. Yavaş, ayağına düşürme. Hadi garip. Gel kızım, gel. Kaçtı, kaçtı. Yuva yapmış. He? Yuva yapmış. Evet. Sakız, nereye gittin? Sakız! Baba baba, sakıza bak. İçeri girmiş, bak. Tam bir yaramaz ya. Sakız, gel buraya. Arkadaşlar, herkese yeniden iyi geceler. Serdar'la geldik. Bir tane kazımız Sansar olması lazım arkadaşlar. Ortalık karıştı. Köpekler girdi içeriye ama kaz kıyıdayken saldırmış. Boynunu da kesmiş kazın. Zaten ilk görüntülerde var. En azından kazımız. Baba kaz. Bir şey olmadı. Ondan sonraki süreçte bir baktım, bir grup beç dışarıda yatıyorlardı. Onları içeri soktuk Serdar'la. Bir tane beçin de ayakları tutmuyor içeride. Ama tahminime göre 60-70 tane beç. Bu civara her tarafa baktık. Beçleri bulamadık. Yarın sabah bekleyeceğiz. İnşallah yarın sabah arkadaşlar beşleri buluruz. Bulduktan sonra ne yapacağız? Benim bu farelere acilen bir müdahale etmem lazım. Şimdi bazı arkadaşlar, şimdi cevabını vereyim. Bu kendimi göstererek konuşmamın sebebi şu. Bir grup arkadaş diyor ki, abi zehir koy. Abi zehir koyduğum dakika, geçen sene bunu yaptık. 2-3 tane Amerikan ördeğimiz küçük fareyi yuttu, öldü. Allah korusun, köpekler de ölebilir. Dışarıdaki zehirlenen fare yuvada kalsa sıkıntı değil ama yuvada kalmıyor arkadaşlar. Dışarıda böyle yavaşlıyor. Yavaşlayınca bir köpek bunu yerse onu da kaybederiz. Veya tavuklar yer, yine aynı şekilde bu şekilde ölüm olur. Onun dışında tablet zehirlerden bahseden arkadaşlarım var. Buradan onlara da cevabım olsun. Tablet veya toz zehir. Fare alıyor, onu yuvasına götüreceğim diye mücadele ediyor arkadaşlar. Gidiyor, sağa sola döküyor o zehiri. Bu sefer sağda soldaki ördek, kaz, beç, ne yerse onlar da ölür. Bidon yapıyorum, bidonun içine bir tane düşüyor. Bizde garip bir şey, bir tane düşüyor, diğerleri düşmüyor. Rusya'dan Tarık abi selam olsun. Dedi ki, Ercan yuvaların içinde torpil patlat dedi. Aslında mantıklı geldi ama benim burada yuvaların içerisinde torpil patlatma şansım yok. Yani buradan bütün tavukları almam lazım. Onları nereye koyacağım? O zor abi. Onu yapmamız çok zor. Ben artık bir havalı tabanca olacak, bir şey olacak ama şimdi bugün de Serdar'la geldik değil mi? Serdar, çok fare var mıydı? Yok. Yoktu abi. Yani böyle de bir durum. Belki de sansar saldırısı, köpekler yıktı ortalığı, orman karıştı, belki onunla alakalı. Ondan dolayı şeye baktık. Ördekler orada duruyor. Yavruları bir saldık birlikte, bir iki baktık ama yani yumurta topladık işte. Yani bu akşam biraz da böyle yumurtalarımızı topladık. Bunları da zaten hafta sonu, şu anda da 150 yumurtaya hafta sonunda birlikte ulaşıyorum. Yatıracağım arkadaşlar, çıkartacağız. Ama şey, yani bu akşam geldim buraya, cuma akşamındayız. Bu videoyu da sabah yayınlayacağım sizlere. Vallahi moralim bozuldu. Bir önceki videoda zaten vitaminli su vermiştim, bitmiş önlerinde hepsini. Yarın depoyu fulleyeceğiz. Akabinde vitaminlerini vereceğiz. Bir kümesleri elden geçireceğiz. Şurada da şöyle bir hatamız var. Yani keşke beton assaymışız tabana, gerçekten iyiymiş. Çok arkadaşlar söylemişti. Ama beton assak bu sefer yukarıdan gelecek değil mi Serdar? Yani fark eden bir şey olmayacak. Kümesler tam böyle dört dörtlük kapalı olmuyor. Dört dörtlük kapalı olunca da bu sefer hayvanlar hastalanıyor arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Bilmiyorum, geldik burada, ördekler o tarafa gitmiş garip, meydanda değiller, durmakta olanlar var zaten. Şu anda bir akşam sayım yaptık, 160 civarı arkadaşlar. Yani
Sabaha bekleyeceğim ya. Şu beçler canım sıkıldı beçlere. Her tarafa da baktık, sağa sola, her tarafa, bütün ağaçlara. Ya yukarıda ormana gittiler, ormanın üstündeler. Şu anda mesela biz geldikten sonra köpekler havlamayı kesti. Ama biz buraya geldiğimizde ortalık karışmıştı yani. O an çekim yapamadım. Size ilk görüntü de var. Kazın görüntüsü. Ama ormanın içi, şu alan gerçekten karıştı. Orada tilki olamaz. Tilki çünkü boyundan dalmaz. Kanada dalar, tüy olur. Sadece burası kesilmiş arkadaşlar. Onun için ama ölmemiş. Ölümcülde bir yarası yok. Ama yine de bu gece tehlikeli. Onu buradan söylemek istiyorum. Arkadaşlar, vallahi mücadele ediyoruz. Zor. Yani bir sürü arkadaşlarımızın güzel yorumları var. Eleştirilere de açığız. Diyeceksiniz ki yaban hayatın olduğu yerde ne yapalım, bizim de böyle bir yerimiz var. Yani şehrin ortasında bir yerimiz yok. Biz de burada mücadele veriyoruz. Burada bahar yaz ayları harika geçiyor ama kış aylarına geldiğimiz zaman yaban hayattan saldırılar dostlarım gerçekten çok ciddi bir şekilde artıyor. Yani köpekler olmasa zaten perişan oluruz. Onun için köpeklerimiz var. Garibim de sürekli fare avlıyor ama yetmiyor yani. Neyse arkadaşlarım, yani eksikleri tamamlaya gideceğiz. Kümeslerin ama işlerine şöyle bir beton ileriki zamanda döküp üst taraflara da ya bir şey de yapmak istemiyorum. Bilmiyorum, yapacağız bakalım, hayırlısı. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmenizi, abone olmanızı ve yorum atmanızı rica ediyorum. Sizler beğendikçe güçleniyoruz.